Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir ve bir o kadar da güzel bir konuyla karşınızdayım. Evet, çaylarınızı alın ve benle birlikte, yani tabii benden sonra yapabilirsiniz arkadaşlar bu testi. Evet, 8 soruluk psikolojik testine göre içinde ne ile kavgalısın diye bir başlık gördüm arkadaşlar ben de, psikolojik testi. Hatta bir sonraki videolarda başka teste de bakarız. Çok, ben şu an çok fazlasıyla meraklıyım arkadaşlar, merak ediyorum. Evet, hadi bakalım hemen sorulara geçelim. Bugün kendini nasıl hissediyorsun? Evet, bugün kendimi arkadaşlar iyi hissediyorum. Bakayım, tamamdır. İyi hissediyorum işaret edeyim. Peki hayatında olduğu için mutluluk duyduğu şey ne? Bakalım, aile, evet. Arkadaşlarım, evet. Sevgilim, yok. Ama hayatımda olan herhangi bir şey beni mutlu edebilir. Tabii edebilir arkadaşlar. Ben küçük şeylerden mutlu olurum ya, aynen. Sen endişe duyduğun anlardan en çok neyi düşünüyorsun? Geçmiş, gelecek, şu an. Aga, gelecek. Kesinlikle gelecek. Ben geleceği duyuyorum. Evet, gelecek. Senin için karar vermek zor mu? Evet. Karar vermek zor mu? Evet, yani zor. Karar vermek. Ya veririm ama çok düşünürüm ya. Şu an düşünüyorum. Bak, bunu bile direkt aklımda yapmam lazım. Nasıl desem? Direkt buna cevap vermem lazım aslında. Ama yani derin bir konu ya bu, çok derin. Senin için karar vermek zor mu? Buna bir yok ya, hayır ya. Ya birazcık zaman isterim ama genellikle hemen karar veririm ya, aynen. Sen bunlardan hangisi değilsin? Bakayım, sürekli mutsuz olan. Yok, çok şükür mutluyuz. Mutsuzluğu yayan. Yok, ben pozitif enerji yaydığımı düşünüyorum arkadaşlar. Diğer videolarımda bakabilirsiniz. Kendinde başkasını düşünmeyen. Kendinden başkasını düşünmeyen. Hayır. Zaten bir önceki videoda da çok düşünürüm diye dedim. Ne olursa olsun gülebilen. Evet. Kesinlikle bende var. Kesinlikle, evet. Evet. Peki dostum. Peki dostum dediğin kişilerin senin her zaman yanında olacağından emin misin? Bu değişir ya, dostum. Dost. Genelde kolay kolay dost demem ya ben. Kanka falan derim. Dostum. Bence hayır ya. Bence hayır abi. Aga, kişiler hep kendi menfaatleri ağırlık basmıştır bu zamana kadar diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle bence. Bence öyle. Sen yanlış olduğunu bilerek bir şey yaptın. Bunu nasıl telafi edersin? Yanlış olduğunu bile bile yaptım mesela. Bakalım. Cevaplara bakalım. Şıklara bakalım, pardon. Zarar verdiğim kişilerden özür dilerim. Hiçbir şey yapmadan o insanların hayatından çıkarım. Uzun süre beni affetmeleri için çabalarım. İsteyerek yaptıysam telafi etmek için uğraşmam. Yok. Yanlış. Bunu yapmam. Uzun süre beni affetmeleri için çabalarım. Zarar verdiğim kişilerden özür dilerim. Özür dileme yaparım ya. Yaparım aga. Yani ben yaparım. Son olarak, sana kim zarar veriyor? Kim verir ki bana? Kendim. Kendim bilmiyorum ki, kimse. Hayat. Çevrem. Hayat diyelim lan. Hayat mantıklı. Ne oldu, bitti mi? Ha, bitti lan, 8 soruydu zaten. Evet, bakalım neymiş. Evet. Sen kendinle başkalarına yaptığın fedakarlıklar için kavgalısın. Olabilir bak. Düşünürüm. Vay be. Bakalım bakalım. Sen kendini başkanı yaptığın fedakarlıkları için kavgalısın. Hak etmeyeceğini, hak etmeyene gösterdiğin değer ve önem sonunda sana zarar vermiş. Herkesi kendinden önce tutmuş ve başkalarının mutluluğu için çabalamışsın. Bu özelliğin sen de farkındasın. Her seferinde artık böyle yapmayacağım desen de insanlar çok çabuk kapılıp ve güvenip her şeyini onlarla paylaşıyorsun. Paylaşmakla kalmayıp ona önemli olduğunu hissettiriyorsun. Sen böyle hissettirirken de insanlara güvence vermiş oluyorsun. Onların yanında hiçbir zaman gitmeyeceğini ve ne olursa olsun bir şekilde geri döneceğine inandırıyorsun. Birine karşı gösterdiğimiz değerin başında kaybetme korkusu gelir. Senin değer verdiğin insanlar seni kaybetmekten korkmuyorsa sana değer de vermiyor demektir.
İçinde durmak bilmeyen bu his ile her zaman hata yapın, hata payın yüksek olur. Yani sen ne yaparsan yap hayatında her zaman başkalarını öncelik tutuyorsun. Kavga ettiğin bu duygun senin bir parçan. Bunun tek çözümü karşına da senin gibi verdiği değeri hissettiren insanlar çıkması. Vallahi doğru. Ne desen ne dese doğru. Ne dese doğru. Vallahi doğru ya. Düşünüyorum da gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Ama ben bu durumu şeyde azalttım ya. Ben askerden gelmiştim arkadaşlar. Orada azalttım. Bir yıl doğuda görev yaptım arkadaşlar. Askerliğimi yaptım. Orada azalttım ben bu duyguyu. Evet. Orada gördükçe zaten gördükçe. Kesinlikle öyle. Beni düşündürdü. Evet. Bundan sonra dikkat edeceğim. Daha fazla dikkat edeceğim. Düşünmeyeceğim. Evet. Lan oğlum bana herhangi bir konuda yardım için yazmayın lan. Tamam mı? Tamam. Öğrenin anasını satayım. Girin araştırın ya. Armut piş ağzıma düş. Olayı yapmayın. Buna da izin vermeyeceğim. Evet. Sinirlendim. Bir çayımı içeyim. Çay doldurayım. Çaya da zam gelmiş zaten %47. Artık ne edeceğiz? Şaşırdım ya. Lan bir çay içtik lan. Oğlum ne sigara var ne alkol var. Lan çay içtik lan çay. Lan ürettiğimiz çay üretiyoruz lan. Üretmiyor muyuz lan çayı? İthal mi ediyoruz ne yapıyor? Satıyor muyuz yurt dışına? Satmayın abi ya. Çay oğlum ya. Bu çaya da %47 geliyorsa vay halimize ya. Sinirlendim ya vallahi durduk yere. Evet, pek belli etmesen de sinirlendiğimi. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu 7 dakika olmuş, 8 dakika yapıp daha fazla reklam göstermek isterim arkadaşlar. Aynen lan. Oğlum kendimi düşünmeyelim lan ben. Tamam mı? Kendimi düşüneceğim. 8 dakika yapacağım. Hatta çok fazla renderla da bunu kırpmayacağım. Büyük ihtimal renderlarla 1 dakikalık aşağı yukarı 1 dakikalık kırpar mıyım diye düşünüyorum. Herhalde kırpmam ya. Yok kırpmam. Aynen. Tamam. Kendimi düşüneceğim arkadaşlar. 8 dakika yapacağım. Biliyorsunuz YouTube 8 dakikalıklara daha fazla reklam koyuyor. Nasıl desem başlangıçta zaten oluyor. Ortalarda da gösteriyor işte. Oradaki fazla reklam koyma anlamına geliyor arkadaşlar. O yani. Dertleri, tasaları bu YouTuber'ların. Biz de YouTuber olmaya çalışıyoruz. İnşallah oluruz. Performans düşük ama bence ben gelecekte iyi bir yerlere... Evet. Göremiyorum. Önümü göremiyorum şu an. Evet. Ne yapsak lan? Aga arka plan benden daha güzel çıkıyor lan. Ha bu arada saçım iyi mi lan? Aga bir daha kısa kestirmeyeceğim ya. Kime desem kısa kestirme tekrar ediyor ya. Valla. Bir de ben sürekli böyle kestiren birisiyim aslında normalde. Valla. Ne bileyim aga ya. İlginç. Neyse kestirmeyeceğim ama bir daha kısa. Bana bu gitmiyor arkadaşlar. Bu saç modeli gitmiyor. Tamam hadi görüşürüz. Oğlum hiç hatırlatmıyorsunuz lan. Kapanış konuşması yapmamışım. Bir daha başlattım. Valla ses kaydını da mikrofondan almıyorum. Tamam. Gençler video beğenmişsinizdir. Beğenin oğlum beğenin lan. Beğenin ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Beğenin ve abone de olun gençler. Tamam mı? Hadi koç. Hadi baş. Hadi. Hadi göreceğim. Hadi bak. Kapatmıyorum. Senin için kapatmıyorum. Göreceğim. Bana kendim için kapatmıyorum. Tamam kendim için kapatmıyorum. Aga bir dakika ya. Şundan sonra. Evet. Başkalarını düşünmeyeceksin gençler. Hayat böyle. Hayat boğuşma hayatı. Kavga. Dövüş. Kavga dövüş yok tabii ki. Tabii ki olmayacak. Olur mu ya? Hayat zaten dövüyor seni. Sen niye bir daha sataşıyorsun? Sataşma. Sana zaten sataşıyor hayat. Karşı çıkmayı öğren. Tamam fazla özlü sözlü konuşmalara gerek yok. Kapatıyorum gençler. Hadi eyvallah. Beğenin gençler. Göreceğim. Bak burada kaç tane. Bak hadi bakayım.
10 tane beğeni geçecek mi? Hadi 10 tane beğeni geçecek mi? 10 tane beğeni geçsin. Geçmiş olur sadece o kadar. Hadi görüşürüz.